Efendim Üçüncü Göz programından merhabalar. Bu hafta kendisini programımıza konuk etmekten büyük şeref duyduğumuz büyük bir insanla bugün programımızda beraberiz. Son çağın bilgesi diye siz onu tanıyorsunuz. Profesör Doktor Haydar Baş Bey. Hocam programımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş buldum efendim. Bu yoğun temponuzda bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz size. İstirham ederim sağ olun. Haydar Hoca'yı ben dinliyorum her zaman, yani onu söylüyorum. Yani öyle haybeden bir profesör değil. İçi vatan hasretiyle yanan, vatan sevgisiyle kavrulan ve bunun içinde büyük çabalar sarf eden bir insan. Çok değerli bir insan. İnşallah Allah yolunu daha çok açık etsin. İnanan, bu ülkeyi seven herkesin biraz gözlerini bu tarafa dikmesinde yarar var gibi geliyor bana. Özgün, size olan, sizin olan, benzersiz olan bir iş yaptığınız zaman kimse kabul etmez. Evet. Bu söylediğim üç vasfı da hoca yerine getirmiş bir insan. Ha, antitezi olabilir, tartışılır, o ayrı konu. Ama inkar etmek, yok saymak. Bir kesim inkar edebilir, yok sayabilir. Efendim işte işi basitleştirebilir. Fakat ana gövde ondan alacağı düşünceyi, malı alır. Bu kadar. Ulusunu seven, milletini seven, halkını seven, geleneğini seven, inancını seven, yetişmiş insanların başka türlü düşünmesini, başka türlü davrandığı zaman bize ters gelmesi lazım. Annemin bir lafı vardı, derdi ki, oyma akıl olsun, koyma aklı neyliyim. Şimdi bir yerde oyma akıl var, oyma düşünce var, oyma tavır var içten gelen. Bir yerde de işte böyle koyma şeyler onlar. Yani hiçbir şey o kadar ben bilmiyorum. Benim de eleştirildiğim, benim de kim bilir ne yaptım, neler olmuş ciddiye bile aldım. Efendim bir defa hoş geldiniz. Burası Akçaabat. Evvela ben bizim bu güzel şirin kazamızı inşallah sevdiniz diyorum. Kimilerine göre çok sevilen bir eğitmen ve bilim adamı. Kimilerine göre cesur bir iş adamı. Kimilerine göre usta bir kalem. Milli ekonomi modeli sahibi bir düşünür. Kimilerine göre projesi ve kaynakları olan tek siyasi lider. Uluslararası ödülleri, eserleri, konferansları. Medya, eğitim ve sağlık sektörüne kazandırdıkları gibi sayamadığımız daha nice sıfatlar ve hizmetler. Nasıl tanımlamalı diye uzun uzun düşündük. Aslında bu sorunun cevabını milyonlarca insan kendisini her gördüğü yerde seslendirerek vermiştir.
Evet, bilge kişi anlamına gelen üstad. Ayrıca son zamanlarda da çağın bilgesi sıfatını sık duymaya başladık onun hakkında. Çağın bilgesi Profesör Doktor Haydar Baş, yapımcımız Ömer Yıldırım'a hayatını anlatırken çocukluğuna, hatta daha da geriye, doğduğu yıla 1947'ye dönüyoruz ve üçüncü gözümüz kayıt diyor. Ailenin tek erkek evladıydım ve erkek çocukları da yaşamıyordu. Annemlerin erkek çocuğu yaşamıyordu. Yanılmıyorsam benden evvel 4 abim doğdu ve öldü. Bunun da acısı hakikaten annemi ve babamı epey bir miktarda yıpratmıştı. Çocuklarımız yaşasın diye gerek annem gerekse babam gitmedikleri doktor, efendim tabii bizim bölgenin ve ailemizin de yapısından kaynaklanan inançtan dolayı gitmedikleri maneviyat ehli insan kalmamıştı. İşte bu arayışlar içerisinde dua edeninden tut, akıl tavsiye edenine kadar herkesten alınan görüşler istikametinde 1946 yılının kış mevsiminde işte bir çocuk, erkek çocuğu dünyaya geliyor. Benden büyük iki ablam var. Onlar da dahil olmak üzere rahmetlik ninem, dedem, amcalarım, hanımları çok ciddi bir sevinç içerisinde bizim dünyaya gelişimizi efendim adeta istikbal ediyorlar, kutluyorlar. Efendim ve de şimdi Sarıtaş Mahallesi o günün ismiyle Saları'da dünyaya gelmiş oluyoruz. Çağın bilgesi Profesör Doktor Haydar Baş her konuşmasında ben Oğuz boylarından, Oğuz Kağan'ın soyundan Çarıkçı Rasim'in torunu Hasan'ın oğlu Haydar'ım diyerek aslında şeceresini ortaya koyup tam bir Türk oğlu Türk olduğunu ifade etmektedir. Ben Oğuz Kağan'ın soyundan, Oğuz boylarından, Trabzonlu Çarıkçı Rasim, onun oğlu Hasan'ın evladıyım. Ayrıca her sohbetinde annesini ve babasını hayırla yad ederken, çocukluğunda kendisine etkisini bütün ailelere örnek olsun diye bir bir anlattı. Kulak kabartmakta yarar var. Tabii çok küçük yaşlarımızı bilmemiz mümkün değil ama etraftan ve rahmetlik annemden dinlediğim kadarıyla annem çok dini bütün, takva, müttakiye bir kadındı. Ben onun hayatında gece yarısından sonra uyuduğunu pek bilmem. Çocukluk yıllarımdan onun ahirete rihlet eden dönemine kadar gayet iyi bildiğim hayatı hep böyle gece yarılarından sabahlara kadar ibadet ve taatla geçirdiğidir. Rahmetlik babamın da anneme yahu koca karı postu çürüteceksin efendim şeklinde latif sözlerle onun bu halini, onun bu tavrını
efendim ifade ettiklerine çok şahidim. Annemin tek bir derdi, gayesi vardı. O da kendisinden dinlediğim kadarıyla Allah'ı sevmek ve Allah'tan korkmak. Öyle bir insandı. Bu tarz rahmetlik babamı da etkiledi. Ailede ikisi bir bütünlük oluşturdu. Ablamlar da evlenen ne kadar bu hava içerisinde beraber olduk. Bölgemizin de denilebilir ki en dindar aile yapılanması bize aitti. Efendim, gerek babamın gerekse annemin tavrı hem dindarlık ve hem de dinin insan üzerine etki olarak bıraktığı ahlaki hamide açık ve net olarak iki insanda da görünüyordu. Onun için gerek annem gerekse babam bu yapıları, ahlaki yapıları münasebetiyle beni çok etkilemişlerdir. Üstad Haydar Paşa çocukluğunu sorduğumuzda o dönemi bir tarih dersi gibi dinlemeye başladık. O dönemin şartlarından ziyade üstadın çocukluğu daha etkileyici geldi bize. İşte bu gördüğünüz yerden ben ta Akçabat'ın merkezine kadar, buradan merkeze tam hat, belki yanlış olur okuduğum okula ama en az 3,5 kilometre bir yol vardır. Veya 3 kilometrelik bir yol vardır. Ki yollar böyle bu şartlarda değildi. Patika yollar. 70 santim bilemedim 1 metre genişliğinde patika yollar. Yağmurda, çamurda, karda, kışta biz bu yollarla ilkokula giderdik. Efendim, bazen havanın yağmurlu olduğu döneminde, işte kış mevsiminde buz olduğu dönemlerde efendim yürürken veya koşarken düştüğümüz, üstümüzün başımızın çamura bulaştığını çok yaşadık. Okula böyle gittiğimizde işte yolumuzun üzerinde çeşmeler, dereler vardı. Oralarda üzerimizi, başımızı siler, o şekilde ıslak ıslak sınıfa girerdik. Çetin bir öğretim geçirmiş. Evet, yani düşünebiliyor musunuz? 7 yaşındaki bir çocuğun 3 sabah gidiş, 3 de geliş, tam 6 kilometre bir yol yapıyor her gün bu. Bu yaz, kış, bütün mevsimler bunun içerisinde. Yani hayatımız gerçekten öyle bugünkü çocukların yaşadığı şartlarda geçmedi. Sonra bugünkü imkanlar o dönemde gerçekten yoktu. Ben hiç unutmam, çocukluk yaşımda hatırıma bir makarna yemek geldi. Zannım o ki ilkokul 1'deydim. Tutturdum makarna yiyeceğim. Rahmetli şimdi evde baktı makarna yok. Koskocaman bir mahallede bir tabak makarna yok. Düşünebiliyor musun? O zaman bakkaldı, dükkandı. Bulmak zor, belki de imkansızdı. İlla işte dediğim gibi 2,5-3 kilometre gidecek şehre ineceksin. Oradan ihtiyacını alıp geriye döneceksin. Yani o günün şartlarıyla bugünü mukayese ettiğinizde mukayesesi mümkün olmayacak derecede muazzam farklar var. Ve yine benim çocukluğumda dikkatimi çeken mühim olaylardan biri de o günün şartlarında gerçekten geçim sıkıntısı vardı. Her ailenin hemen hemen çok dar geliri olmasına rağmen halini sorduğunuzda devamlı şükrederdi. Allah'a şükürler olsun.
geçiminden şikayet eden ben bir tek insan bilmezdim. Bir tek Allah kulu tanımazdım. Yani hocam durumu kötü de olsa? Kötü de olsa böyle bir şikayet yoktu. Bugünle o günü mukayese ediyoruz. Arada dağlar kadar fark olmasına rağmen bugün de şikayet etmeyen insan yok. Her halinden müşteki. Ben bunun sırrını hala anlamış değilim. Efendim, ve o zaman insanlar çok mutluydu. Birbirine girerler, çıkarlar, arkadaşlıklar, dostluklar yaparlar. Böyle sosyal yardımlaşmalar her konuda öne çıkardı. Lider ruhlu şahsiyetlerin gençlikleri hep özel ilgiyle takip edile gelmiştir. Şu an milyonların sevdiği ve her yorumunu büyük bir ilgiyle takip ettiği Haydarbaş'ın gençliğini en az sizler kadar üçüncü gözle merak etti ve kendilerine sordu. Tabiri caizse bir gülün gonca halini seyredelim dedi. Hocam daha sonra lise ve gençlik dönemi başladı. Tabii gençlikte de biraz da sizin o sürekli konuşmalarınızda bahsediyorsunuz. Kan delidir, akar bir şekilde. Sizde nasıl cereyan etti? Yani eğitim, spor, gençlik nasıl seyir götürdü sizde? Ben ilkokulu Akçaabat'ta okudum. Efendim, ortaokul, lise yıllarımı Trabzon şehir merkezinde bulunan İmam Hatip Lisesi'nde, orada şu andaki Ziraat Bankası'nın hemen yanında bir eski bina vardı. Orada okulumuzu okuduk. Gençlik yılları, çocukluk ve gençlik yılları insanların kabul etsek de etmesek de en hareketli yıllarıdır. Yani bizim de öyleydi. Oynamak, atlamak, zıplamak, hayatın ne olduğunu anlamadan bir sele kapılıp gitmek. İşte o günün şartlarında moda dediğimiz şey neyse, genç ve çocuk olarak siz bunun içindesiniz. İsteseniz de dışına çıkamazsınız. Hocam o zamanlar böyle hedefiniz, idealiniz neydi gençken? Şunu olmak isterim derler yani. Şimdi bizim tabii benim çocukluk yaştan itibaren annemi çok sevdiğim için, babamı çok sevdiğim için büyüyerek onlara hizmet etmek, onları rahata kavuşturmak isterdim. Yani bu ilkokulda dahi benim idealimdeydi. Rahmetli annem benim üzerime çok titrediği için ben de onun üzerine çok titrerdim. Düşünebiliyor musun, ilkokulda benim hedefim, ben okuyacağım, büyük bir adam olacağım, anneme hizmet edeceğim. Annemi ben bakacağım. Annem, efendime söyleyeyim, benim hizmetimle ömrünü sürdürecek ve hatta çok enteresandır, benim okuyacağım Kur'an'la ruhunu teslim edecek. Ve nitekim de böyle oldu. Ve rahmetli anneme ben gerçekten, Allah kabul etsin, çok güzel hizmetler ettim. Onu çok seviyorum. Annem çok akıllı bir insandı. Ve devamlı nasihat eder, bize, bana yol gösterirdi. Efendim, çok fedakardı. Bütün analar zaten öyledir. İşte birinde var da diğerinde yok. Buna rastlamak mümkün değil. Yani o özveri, Allah'ın onlara bahşettiği analık sıfatı. Zaten o olmasa ondan ana olmaz. Ama bu halde çocuğu kendisine adeta bağlayan müthiş bir bağ, bir ip diyebilirsin. Ondan kopman da mümkün değil. O sevgi bir ömür devam ediyor. Yani o bağ, sevgi bağ. Onu unutman, onu inkar etmen, efendim. Ya böyle bir şey. Babayla da öyle. Mesela rahmetlik babam annemden önce Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Hiç unutmam. Babam ahirete rihlet ettikten sonra enteresandır. 1,5 yıl
eve geldiğimde sanki evin bir tarafı yok. Öyle yaş, öyle bir his oluyor, bir duygu oluyordu bende. 1,5 yıl. O 1,5 yıl sonra yavaş 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 işte o gerçekten işte öldü diyebildik. Bu neyle oldu? Bir otorite olarak babamın bana hakim olmasıyla değil. Onların adeta bizi sevgi yumağıyla kuşatması, her şeyimizde tabiri caizse elimizde, ayağımızda, gözümüzde, gönlümüzde o sevgiyi bulmamızdan kaynaklanıyor. Ben bütün annelere, babalara bu tip sevgiyle yavrularını kuşatmalarını, çocuklarını kuşatmalarını tavsiye ediyorum. Yani hayattaki en büyük disiplin anne ve baba sevgisidir. O sevgi çocukları istediği noktaya taşır. Sevgiyi veremedikten sonra basma kalıpla hiçbir noktaya onu getiremezsin. Önce rahmetlik annem dedim ya, bilhassa dış tabiatın etkilerinden de çok endişe ettiği için ahlakı bozulmasın diye üzerime çok titrerdi. Biz de tabii sinemaya gitmek o zaman çok lüks olaylardandı. Kaçar sinemaya giderdik. 50'li yıllardan bahsediyoruz değil mi? Tabii tabii. Yani. Tabii. 1951-52 işte o yıllar. 53-54. Giderdik. Dönüşte hem babam hem annem rahmetli ikisi beni hesaba çekerdi. Nereye gittin? Sinemaya. Güzel bir kulağımı çekerdiler. Ondan sonra nasihat ederdiler bana. Oğlum tabii sen çocuk olarak bir şey anlamıyorsun. Ama gerçekten o filmlerde zerk edilen düşünce yavaş 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 senin kimliğine dahi etki ediyordu. Bunu o çocukluk yaşında anlaman, bilmen mümkün değil. Efendim, ailelerin bu tip hallerde gerçek kontrol mekanizmasını çalıştırması lazım. Adam sende çocuk, kendi kendine doğruyu da bulur, yanlışı da bulur. Ya çocuk doğruyu biliyor mu ki doğruyu bulsun? Böyle manyaklık olur mu? Sen bu yanlıştır, bu doğrudur demesen, nereden o doğruyu bulacak? Nereden şu yanlıştır diyecek? Ha, ana o bakımdan bir mikyastır, ölçüdür. Baba bir ölçüdür. Oğlum şu doğrudur, şu yanlıştır. O güzel lisanı hal ile derler. Güzel dille bunu yavrusuna, çocuğuna anlatması lazım. Efendim, yani biz bunu, ben bunu çok yaşadım, yaşıyordum. İşte gençliğimiz, gençlik dediniz. Sinema, ondan sonra da alışkanlık olarak zaten Trabzon'da oldunuz mu mutlaka bir yönden futbolla alakanız olması lazım. Ben de oraya girecektim hocam. Sporla nasıl bir şeyiniz var? Ya istesen de olacak, istemesen de olacak. Çünkü nerede olursanız olun mutlaka futbol sizin oyun araçlarındandır. Yani futbol sizin oyun türlerinizdendir. Eğlence türünüzdür. Biz de o zaman efendim bilhassa liseli yıllarda Trabzon okul takımındaydık tabii. Ben okul takımının da kaptanıydım. Bizim okul takımının kaptanıydım. Faroz'da Karadeniz Gücü diye bir takım vardı ki Trabzon'un iyi takımlarındandı. Orada antrenmanlara katılırdık. Orada kendi futbolda ya orada oynardık efendim. Ama bizim takımda çok güçlü futbolcular da vardı. O zaman Trabzon Spor'dan işte tanıdığımız arkadaşlar var. Bizden sonra, daha doğrusu bizim dönemimizde ben yüksek okula ayrıldım. Bizim Karadeniz Gücü, İtman Gücü, İtman Ocağı birleşerek Trabzonspor'u oluşturdular.
Efendim. Yani hocam şu anki Trabzonspor aslında sizin o zamanlardan temelini attığınız takımların şu anki yumağı. Öyle mi diyelim? Yani bizim değil de bizden sonraki arkadaşların efendim oynadıkları futbol takımıydı. Yani şunu demek istiyorum. Trabzonlu olanların kim olursa olsun mutlaka futboluyla alakası vardı. Bu alakadan dolayı da bizim de alakamız vardı. Efendim okul takımlarında devamlı oynardık. Boş vakitlerimizde devamlı topla meşgul olurduk. Bu da çocukluğumuzun, gençliğimizin kaçınılmaz eğlence araçlarından da diye. Anneniz müsamaha gösterir miydi hocam? Futbola gösterirlerdi. Efendim bir şey demezlerdi. Yalnız dikkatli ol. Efendim bir tarafın sakatlanır. Bacağın kırılır. Kolun kırılır. Böyle nasihatler ederlerdi. Yani onlara bir şey demezlerdi. Zaten müsbet manada çocukların oynamasına, eğlenmesine de ebeveynlerin müsaade etmesi lazım. O genç enerjiyi de sen hapsedemezsin. Mutlaka bir tarafa kanalize olması lazım. Çağın bilgesi Profesör Doktor Haydar Baş, yaşamı boyunca sayısız insan yetiştirmiş ve desteklemiştir. İnsan eğitimine fazlasıyla önem veren Haydar Baş'a, etkisinde kaldığı eğitimcileri ve erdemli insanları da sorduk. Hocam şimdi dilerseniz bir de şöyle bir konuya değinelim. Gönül erbabı insanlar sizin döneminizde günümüzden daha çoktu. Özellikle gençlik ve tahsil hayatınızda size etkileri nasıl olmuştur? Nasıl etkilerinde olduğunuz size? Şimdi gönül ehli insanlar Türk toplumunun özünü oluşturmaktadır. Yani o bizim gençlik dönemlerimizde olan zaten bir iki filan değil. Onlar toplumun temel direkleriydi, temel taşlarıydı. Bizi etkilemesi ise saygı, sevgi, edep yönündendir. O tip insanlara mukabil fevkalade bir hürmet, muhabbet, sevgi beslenirdi. Bundan da etkilenmemek hiç mümkün değildi. Çünkü örnek olarak kabul edilen bireyler bu insanlardı. O günün şartlarında bunlara insanı kamiller, bugünkü dille de erdemli insan ünvanı verilirdi. Yani adeta herkes o insanlar gibi olmaya çalışırdı. Bu benim, senin veya şunun isteği filan değil, toplumun isteği. Herkesin o insanlara, ya nasıl olsa da biz de bunlar gibi olsak şeklinde bir algılama tarzı vardı. Ki biz de bu toplumun bir bireyi olmamız münasebetiyle elbette o da bizde olacaktı yani. Bugün bunlara özenti manasında cümleler sarf edilse de onun çok ötesinde bir iştiyak, bir arzu, bir sevgi diyebiliriz. Tabii bize ne kadar etkisi oldu onu ben tabii pek o kadar bilemeyeceğim. Bizim dönemimizde yani bizim devrimizde, gençlik dönemlerimizde İfrat ve tefritten uzak bir hayat yaşadığımız için efendim dozunu kaçırdığımız bir tarzımız olmadığından dozu kaçırmış olsaydık bir noktaya gelmiş olmanın düşüncesi içerisinde bize etkisi olurdu diyebilirdik. Böyle bir dengesizlik ben şahsen yaşamadım. Binaenaleyh mutlaka etkisi olmuştur ama şu kadar olmuştur demem mümkün zaten değil. Hazırdı hocam diyorsunuz, evet, toplumda. Evet. Yani toplumun
algılama tarzı buydu. Mesela Ramazan akşamlarında bizim insanımız, gençlerimiz, örneğin Trabzon'da diyelim 60 tane cami var. İftardan sonra gençler olarak çıkılır. Bunlar yatsı teravih kılındıktan sonra camileri bitirmek üzere sahur vaktine kadar camiler ziyaret edilirdi. Bu bir toplum geleneğiydi, bir alışkanlıktı. Şimdi bu toplumda bu bireylere çok fazla bir şey söylemeye de bir gerek yoktu yani. Bir bütündü bu, bir mozaikti. Elbette ki etki vardı ama ne kadardır tefrik etmek zordu efendim diyebilirim. Günde 60 insanın yaşamını yitirdiği 12 Eylül dönemi ülkede çok zor geçmiştir. İşte tam da o dönemde gerek aldığı eğitim ve terbiye, gerekse yaşantısıyla Profesör Doktor Haydar Baş bir kültür harekatı başlatmış, Birlik adlı seri konferanslar vermiş ve İcmal dergisini çıkartmıştır. Çocukluktan alıyoruz. Annenin babanın çok güzel bir yetiştirilmesi, o zaman toplumun çok güzel bir dayanışma içerisinde olması ve o terbiyeyle yetişilen bir gençlik ve daha sonra o gönül erbabı insanların desteklemesi ve daha sonra bir kültür hareketi başlattınız. İcmal dergisini çıkardınız. Evet. Herkes çok iyi bilir, tüm izleyenlerimiz, tüm Türkiye İcmal dergisini çok iyi bilir. Arkasından öğüt ve mesaj dergileri. Süreç nasıl oluştu hocam? Şimdi bizim yetişme tarzımız gerçekten hamuleli oldu. Yani bunu kabul etmek lazım. Gençlik yıllarımızda biz fikir eserlerini çok okuyorduk. Artı o günün düşünürleri, fikir adamlarının konferanslarına, sohbetlerine çokça katılıyorduk. Biz Kayseri İlahiyat'ta okurken düşünebiliyor musunuz? Ta İstanbul, Ankara konferanslarına giderdik. Rahmetli Necip Fazıl'ın, Osman Yüksel Serden Geçti'nin vesaire, Nurettin Topçu'nun. Yani böyle bir merakımız vardı. Büyükler ne diyor şu konuda, bu konuda diye. Anlatabildim mi? Hem kitap okuyorduk ve hem de okuduğumuz kitapları canlı olarak yaşayan düşünürlerin, fikir ve ilim adamlarının konferanslarına, sohbetlerine gidiyorduk. Onlara takılıyorduk. Bunlar bizim gelişmemizde ciddi katkılar yapmışlardır. Ayrıca Kayseri İlahiyat'ta okurken muhterem Nazik Hoca Hanım Efendi'nin de bize çok etkisi olduğu söyleyebilirim. Nazik Hoca Hanım'ın ciddi ölçüleri olan, İslam tasavvufunu çok iyi bilen, bu mantıkta, bu mantalitede öğrencilerini eğiten, bu tarz bir ahlak modeliyle öğrenci yetiştirmeye çalışan mükemmel bir insandı. Onun da bu hali bizi istesek de istemesek de etkilemiştir. Sonra hoca hanımın hayatında, o öğretmenlik yaptığı dönemde bizler de onu çok severdik. Ondan istifade etmeye çalışırdık. Kısaca diğer öğretmenlerimiz, bahsettiğimiz fikir adamlarının konferansları, eserleri, bütün bunları yoğurduğunuz zaman bir kişilik ortaya çıkıyor. Bir benlik ortaya çıkıyor. O benlik size, kabul etseniz de etmeseniz de, bir arayışa sizi sürüklüyor. Tabii 1970 ile 80 yıllar arası da Türkiye'nin maceralı bir serüveni vardır.
efendim her gün bilhassa 80 yılına 77 yılından sonra daha fazla diyebilirim. Yaklaştığımızda her gün onlarca insan nahak yere öldürülüyordu. Sebepsiz. Sağ sol kavgaları. Bu dönemde benim iyi hatırlıyorum 79'dan sonra bilhassa 50 kişinin günde öldürüldüğünü bu sağ sol kavgasıyla heder edildiğini, gençliğin perişan edildiğini yaşayan insanlarız. Şimdi tam bunun arkasından Cumhuriyeti Koruma Kollama Harekatı diye 80'de bir askeri harekat oluyor. O günlerde ve ondan sonra bu harekat hakkında ciddi eleştiriler yapılmasına rağmen bendeniz o günün şartlarını çok iyi bilen bir insan olarak eğer bu hareket gecikmiş olsaydı Türkiye iç kavgadan kendini bitirebilirdi. Yani düşünebiliyor musunuz? 60 insan bir günde ölüyor. 60 insan. Efendim ve benim çalıştığım iş yerimin karşısında hemen önünde birçok cinayet işlendi. Ciddi bir savaş hocam. Ciddi bir iş savaş vardı. O halde eğer bu tedbir, bu koruma kollama olmamış olsaydı Türk toplumu birbirine girerdi. Şimdi işte onun hemen akabinde 80 sonrası dediğimiz dönemde biz düşünmeye başladık. Neden bu 80 öncesi halleri toplum yaşadı? Baktık ki sebepsiz millet birbirine düşman oldu. Birbirini hazmedemedi, birbirini çekemedi. Kamplar oluşturuldu. Bunların yanlışlığını 80 sonrası anlatmak mecburiyetinde kaldık. Bizde ne hangi ruh noksandı ki bu hale geldik? İşte bunu araştırma efendim düşüncesinden yola çıkarak toplumda olması gereken insanı ve insan modelini izah etmenin gerekliliğine inandık. Bizim düşünce tarzımız sosyal olayların içinden çıktı. Bilmem anlatabiliyor muyum? İşte aldığımız eğitimler, yaşadığımız hadiseler bu tarzın ortaya çıkışına sebep oldu. Yani toplumda insanlara yol göstermek, onları yönlendirmek adeta bir vecibe oldu. Hocam şöyle diyebilir miyiz? Yani o kadar güzel bir yetişme tarzınız vardı ki sizin ve toplumun da öyle güzel bir dayanışması vardı ki bu ne zaman bozuldu ve ben nasıl gördüysem onu da buraya uygulamaya çalıştım. Çünkü benim öyle bir sorumluluğum vardı mı? Oldu hocam biraz. Şimdi bu belki bir yönüyle böyle diyebiliriz ama biz düşünerek bunu bu noktaya getirmedik. Bir kaostan, bir bunalımdan bir savaştan çıktı toplum. Yani 80 öncesi hadise çok farklı. Efendim, bu kaostan çıkan toplum bir arayış içine girdi. Dolayısıyla kanaat sahipleri, kanaat önderleri, biraz düşüncesi olan insanların bu topluma yol göstermesi, bunu yönlendirmesi zaten boyunlarının borcuydu. Bilmem anlatabiliyor muyum? Birikimi olan insanın, bireylerin bu topluma sahip çıkması da kaçınılmazdı. Biz bunu yaptık. Neden bu kavga daha önce başladı? Olmaması için gereğini anlattık, şartlarını ortaya koyduk ve çok da faydalı oldu. 80 sonrası benim ilk hazırladığım konferans birliktir, beraberliktir. Toplumun birliğe olan ihtiyacı buradan başladık. Düşünebiliyor musun? Hem Türkiye'de birçok vilayette, şu anda kaç vilayettir tam hatırlayamayacağım ama Avrupa'da bunları dile getirdik
ve de çok takdir topladı. Salonlar bizi o günün şartlarında almadı. Tıktım tıktım doldu taştı. Neden? Millet gerçekten birliğe hasretti. Sebepsiz yere sokakta giderken vay sen sağcısın, ben solcuyum, o sağcıdır, bu solcudur. Takır 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 insanlar öldürülüyor. Bu kadar şuursuzluk, boş kafalılık olur mu ya? Niye vuruyorsun? Odur. Sana ne? Nereden olursa olsun. Yani kısaca şunu demek istiyorum. Bir hiç uğruna toplumu birbirine düşürdüler. Bir el toplumu ayırdı. Şimdi bunu böyle de diyemiyorsun. Dediğin zaman taraf olan insanlar, onlar da senin karşına geçiyor. Ama bulundukları taraftan, uzak bir noktadan olayı seyretmeye başlayınca vay diyor ya, biz de aldandık. Bir de biz de yanlış yaptık. Diyorlar hocam. Tabii şu anda yapılan işte dünün o insanlarını, dün sağa sola bölünen bu insanları bugün işte globalizmin o selin etkisiyle beraber bir yere taşımaya çalışıyorlar. Dün öyleydi, bugün de böyle. Yani bugün sağ sol kalmadı. Niye kalmadı? Çünkü dün sağı solu organize eden el artık onun hükmünün bittiğini, yeni bir hareketin, globalizmin başladığını deklare ederek insanları o noktaya taşımaya başladı. Ha, şimdi bugün geldiğimiz noktadan o günü iyi seyrediyoruz. O günü iyi seyredenler bugünün de yanlış olduğunu görmesi lazım. Aksi takdirde işte yahu anlamadık, etmedik demenin de bir faydası yoktur. Bunu da iyi bilmiş olalım diyorum.